Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerden gelen sıkça sorduğunuz soruları cevaplayacağız. Bunlardan bir tanesi MEB'in bütçesinin yıllara göre artışı, azalışı nasıl, atamaları nasıl etkiler diye arkadaşlarımızın konuyla ilgili soruları vardı. Bununla ilgili güzel bir grafik buldum ben arkadaşlar. Beraber inceleyelim bunu. Şimdi paylaşılan istatistiklere göre MEB bütçesinden yatırımlara ayrılan pay 2014-2018 arası %8 civarlarında seyretmiş. 2019'da %4'e kadar gerilemiş ve 2020'de bu oranda devam etmiş arkadaşlar. 2018'e kadar bir artış var. Şimdi grafikten de inceleyeceğiz bunu. Geçtiğimiz öğretim yılı uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirilirken bütçeden yatırımlara ayrılan pay da tekrar %8'e yaklaştı. Şimdi bu %8'e yaklaştı fakat bu atamalara yansımadı arkadaşlar. Yani sormak istediğin soruyu biliyorum. Yani bu bütçedeki önceki yıllara göre artışın atamalara olumlu etkisini göremiyoruz arkadaşlar. Çünkü atamalara yansımadı arkadaşlar bu. Bu nereye yansıdı? Yapılan okul tadilatlarına, bakım onarımlara, köylerde açılacak ilkokullara ve anaokulu yapımlarına ve materyallerine harcandı. Bu anaokulları yapılıyor. İçine de yapımı kadar bir masraf gidiyor arkadaşlar. Yani masası, sandalyesi, oyuncakları, materyalleri, akıllı tahta ihtiyacı varsa akıllı tahtaları, yani gerçekten dışı kadar içine de bir o kadar masraf gidiyor. Şimdi bunu inceleyelim. Şimdi bakın 97'de %15'miş. 98'de %30'a çıkmış. En çok çıkan yıllardan birisi. Yani en fazlası diyebiliriz. 98 yılında %30. Daha sonra arkadaşlar 2000'de 19'a düşmüş. Sonra 2001, 2002 direkt düşüyor. 2003, 9, 2005, 7. Ama buralarda MEB bütçesinden yatırımlara ayrılan pay 7.49 oran olmasına rağmen arkadaşlar bu oran atamalara yansıyordu. Yani o yıllarda 40 bin, 50 bin daha önceki videolarımızı yapmıştık. Atama haberleri, kontenjanları verilmişti. Yani bakın 2010'larda 6, 6, 5, daha sonra artışa geçiyor arkadaşlar. Burada bir düz bir şekilde ilerliyor, duran bir şekilde sonra yine artışa geçiyor. %9'lara çıkıyor, 8'lerde yine duran devam ediyor. 2014 ile 2018 yılları arası. Daha sonra 2018'de zaten o atamaların azaldığı yıllarda bakın arkadaşlar. Yani MEB bütçesinin azaldığını görüyoruz. Atamalar da zaten azaldı. %4'lere düştü. Tabi pandemiye tekabül ediyor. O yıllarda düşük bir pay verildi. Daha sonra ne oldu arkadaşlar? Şu anda 7.69'a çıktı. 2021'de şu anda da %8'ler civarında olması gerekir. Yani okul yapımlarına harcanıyor arkadaşlar. Bu MEB'in bütçesinden ayrılan paylar şu anda dediğim gibi bu anaokulları yapımlarına, materyallere harcanmakta. E tabii ki de yıllık da şu anda mesela 15 bin artı 20 bin 35 binlik bir alım yapılıyor. Bu 50 bin olamaz mıydı? Olabilirdi bazı şeyler kısılsaydı. Önümüzdeki yıl yani seçim yılı o yıl arkadaşlar sürprizlere hazırlıklı olun. Her şey her an değişebilir. Biz de buradan sizlere bunları aktarmaya çalışacağız. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.